Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle sizlere kaliteli bir stüdyo kaydı nasıl yapılır onu göstereceğim. Kayıt yapmayı öğreteceğim sizlere. Biliyorum, kaliteli bir kayıt yapmayı müzikle uğraşan arkadaşlar, insanlar çok öğrenmek istiyorlar. Ama maalesef öğretici bir video olmadığı için bunu başaramıyorlar. Ben sizlere basit yoldan ve kaliteli nasıl kayıt yapılır onu göstereceğim. Bildiklerim, öğrendiklerim gerçekten dikkat ederseniz profesyonel bir tarzdadır. Siz de öğrenirseniz siz de profesyonel bir kayıt elde etmiş olursunuz ve kendi müziklerinizi hazırlayabilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için öncelikle iki adet programa ihtiyacımız var. Bunu internet sitelerinden edinebilirsiniz. Bize lazım olan programlardan birisi ekranda görmüş olduğunuz gibi FL Studio. İkinci programımız Sony Acid Pro programı. Ve bir de kayıt yapmamız için ritim lazım. Altyapı ritmi. FL Studio'yu açtığımızda karşımıza bir ekran gelecek. Ekranın sol üst köşesinde View kanalından Plugin Puçker'i açacağız. Ve karşımıza gelen Citrus enstrümanını çift tıklayacağız. Citrus'u sağ tıklayıp piyano rolü açacağız. Piyano rolü açtığımızda karşımıza bir besteleyici çıkacak. Bu besteleyici aklımızı da kullanarak, sese olan kulak yakınlığımızı uygulayarak istediğimiz şekilde besteler hazırlayabiliriz. Başlat butonuna bastığımızda bestelemiş olduğumuz sesleri otomatik olarak kendisi yürütecektir. Daha sonra ikinci programımız Acid Pro'yu açacağız. Gördüğünüz gibi bomboş bir sayfa gelecektir karşınıza. Hazırlamış olduğumuz ya da hazırda bulunan altyapı ritmimizi sürükleyerek Sony Acid Pro'nun içine alıyoruz. Acid Pro'nun içine almış olduğumuz ritmi kalemimizle basılı tutarak açıyoruz. Açtığımız ritmi tekerleği öne arkaya getirerek detaylarını görebiliriz. Başlama butonuyla da sesi algılayabiliriz. Daha sonra arkadaşlar başlama butonunun yanındaki tekrarlama butonuna basarak aktif hale getirebiliriz. Aktif hale getirdiğimiz tekrarlama butonunun çizgilerini hassas olarak ayarlamamız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra Acid Pro'da ritim çalarken biz FL Studio'yu açıyoruz. FL Studio'nun metronom butonuna tıkladığımız zaman karşımıza metronom sayacı gelecektir. Biz bu metronom sayacıyla Acid Pro'da çalan ritmi aynısını yakalamamız gerekiyor. Acid Pro'da çalan ritimle
FL stüdyodaki metronomla eşleştirdiğimiz ritmin üzerine artık beste yapmaya geçiyoruz. Beste yapmayı deneyerek melodileri tam olarak nereye denk geleceğini ayarlamaya çalışıyoruz. Ayarladıktan sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Daha sonra Acid Pro'da boş bir yere gelip kayıt butonuna basıyoruz. Kayıt butonuna bastıktan sonra vakit kaybetmeden FL Studio'yu açıyorum. FL Studio'da metronom butonunu kapatarak, başlatma butonuna basarak yapmış olduğumuz besteyi Acid Pro'ya kaydettiriyoruz. FL Studio'da bestelemiş olduğumuz melodi sona erdiğinde durdur butonuna basıyoruz. Hemen Acid Pro'yu açıyoruz ve kaydı durduruyoruz. Durdurduğumuz kaydı hazırda olan ritmin altına denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ritmi uzatmak için kaydettiğimiz enstrümanı kapatma butonuna basarak kapatıyor. Tekrar kayıt butonuna basarak ritmi kaydetmeye başlıyor. Size ne kadar lazımsa, hangi uzunlukta lazımsa o kadar kaydediyor. Ritim kayıt işlemi tamamlandıktan sonra eski ritmi delete'ye basarak siliyoruz ki yeni ritim daha çok işimize yarayacak. Çünkü daha uzun olduğu için yeni ritmi kullanıyoruz. Acid Pro'da tekrar boşluk kısmına tıklayıp yeni bir kayıt açıyoruz. Açtığımız kayıttan sonra FL Studio'ya gelip transpoze çubuğunu tam olarak yukarıya kaldır ve kayda çalma butonuna basarak kayda başlıyor. Böylelikle bestelemiş olduğumuz ve kayıt etmiş olduğumuz yaylı grubu enstrümanının tiz sesini elde etmiş oluyor. Onu da çubukla kaydırarak ritmin altına ikinci nakarata yerleştiriyoruz. Bestelediğimiz enstrümanları gerek flüt, gerek bas, hangi enstrümanı isterseniz kaydederek bunları alt alta yan yana getirerek de çoklu enstrümanları elde etmemi sağlıyor. Hatta elde ettiğimiz enstrümanları seslerini değişik formatlarla güzelleştirebiliyoruz. Mesela reverb ekleyebiliriz, eko ekleyebiliriz. Ya siz hangi isterseniz biraz uğraştan sonra inanın hoşunuza gideceğini diyorum ve bana teşekkür edeceğini de biliyorum. Çünkü internete ben şimdiye kadar görmedim. Atlayıcı. Ya bu bilgiler bizimle işte mezara mı gidecek? İşe yarasın. Yeter ki siz beni izleyin, abone olun. Bir de Allah razı olsun deyin. Yeter bana. En son yaptığımız işlemleri bir bütün haline getirdikten sonra tabi buna ses kaydı da ekleyebilirsiniz. Kayıt etmek için Tools butonuna basıyoruz. Tools butonundan Render seçeneğini tıklıyoruz. Render seçeneğini tıkladıktan sonra dosya adını yazıyoruz. Kayıt türünü de İster WAV, ister MP3 olarak kaydet dedikten sonra çok kısa bir zaman içinde kaydediyor. Kaydettikten sonra direkt belgelerime gidiyor. Ve belgelerime giden yapmış olduğumuz müzik açarak Media Player'de dinleyebiliyoruz. Eğer ki hata yaptığımız bölümler var ise tekrar Acid Pro'yu açarak değişik şeyler yapabiliriz. Keyifle dinliyoruz yaptığımız işleri. Sevgili izleyiciler, bu bölümde sizlere profesyonel ve kaliteli kayıt nasıl yapılır onu gösterdim.
Bir başka eğitici ve tanıtıcı videomda buluşmak üzere hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.